Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türk Bancı Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Şah Sudani Irak Cumhuriyeti'nin milli bayramı münasebetiyle 3 Ekim tarihiyle tüm devlet kurumlarında tatil ilan etti. Başbakan Muhammed Şah Sudani Ordu'nun Haşimi Krallığı Kralı Kral 2. Abdullah bin El Hüseyin ile telefonda görüştü. Hizbullah David üssüne 4 adet Fadi füzesi fırlattığını duyurdu. Allah'tan isteyen inşallah bizlik yollarında gider. Musul'da Haşit Eşabi Kurumu'nda Seyit Hasan Nasrallah için taziye meclisi kuruldu. Hasan Nasrallah kaidiydi, ruhun verdi, fide eyledi bu vatanı hatırçı. Ninova'nın Talafi ilçesinde Seyit Hasan Nasrallah için taziye meclisi kuruldu. Televizyon içinde çalışanlara, kadrolara az imkaniyatımızdan iyi bir şeyler yapısız. Allah Türkmen Uydu Kanalı'nın 11. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkmen Milletvekili Eşra Salih'den tebrik mesajı geldi. Başbakan Muhammed Şah Sudani, Irak Cumhuriyeti'nin milli bayramı münasebetiyle 3 Ekim tarihini tüm devlet kurumlarında tatil ilan etti. Başbakan Sudani tatil kararında herhangi bir kutlamanın olmamasına talimat verdi. Açıklamada kutlama yapılmaması kararının saldırılara ve zor koşullara maruz kalan Lübnan ve Filistin'deki kardeşlerimizle dayanışma amacıyla alındığı ifade edildi. Başbakan Muhammed Şah Sudani, Ürdün Haşimi Krallığı Kralı, Kral 2. Abdullah bin El Hüseyin ile telefonda görüştü. Görüşme, insani yardımın ulaştırılması ve bu saldırıların durdurulmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi için Irak'la Ürdün arasında koordinasyonun önemi vurgulandı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şah Sudani dün gece El Amiriye bölgesinde meydana gelen güvenlik ihlallerinin nedenlerinin ortaya çıkarılması için derhal soruşturma başlatılması talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul Vardivir'e göre Irak Haber Ajansı kopyasını alarak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şah Sudani Dışişleri Bakanı'na talimat verdi. İçişleri Bakanlığı dün gece El Amiriye bölgesinde meydana gelen güvenlik ihlali nedenlerinin ortaya çıkarılması hakkında soruşturma başlattı. Bakanlık yaptığı açıklamada Bağdat'ın Amiriye bölgesi güvenlik sorumlusu komutanının gözaltına alındığını belirtirken ülkenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atma eğiliminde olan herkesten hesap sorulacağı sözünü verdi. Ulaştırma Bakanlığı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda hava trafiğinin durdurulduğu haberleri yalanladı. Bakanlıktan Medya Ofisi Müdürü Meysam Esafi Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki hava seyri seferlerinin geçiş olarak askıya alınması ile ilgili medyada paylaşım sitelerinde haberlerin paylaşıldığını söyledi. Esafi bu haberleri yalanlayarak iç işlerin çok normal gittiğini doğruladı. Devleti Yönetme İdaresi Koalisyonu Ura Lübnan'a sunduğu yardımı destekledi. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Raşid'in hazır bulunmasıyla Başbakan Muhammed Şah Sudani aylık Devleti Yönetme İdaresi Koalisyonu toplantısını ağırladı. Düzenlenen toplantı sırasında hazır bulunanlar Irak hükümetinin ve Başbakanın Filistin meselesiyle ilgili izlemiş olduğu duruşunun tüm siyasi taraflar olarak desteklendiğini belirtti. Toplantıda bölgede yaşanan son gelişmeler Lübnan'a karşı suni saldırılarının masaya yatırıldı. Seyit Hasan Nasrallah'ın şehit edilmesi ve bu olayı şiddete kanadı. Ayrıca Lübnan halkına uzatılan insani yardımların devam edilmesi de desteklendiği belirtildi.
Başbakan Muhammed Şah Sudani, Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ile telefon görüşmesi düzenledi. Başbakan Muhammed Şah Sudani, Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ile telefon görüşmesi yaparak bölgede ve Lübnan'da yaşanan savaşı durdurmak için uluslararası toplumun müdahale etmesine görüştü. Musul'da Haşi Şabi kurumunda Seyit Hasan Nasrallah için taziye meclisi kuruldu. Neva Valiliğindeki Hacd-ı Şabi Operasyon Komutanlığı Sayın Eşşehid Hasan Nasrullah'ın ruhu için çok sayıda yetkili ve çeşitli millet ve mezheplerden vatandaşların katılımıyla taziye düzenledi. Taziyede bulunanla şehidin kaybı kendilerini de etkilediğini ancak Siyonistlerin direnişinin sona ermeyecek. Çünkü bizim inancımıza göre peygamber ve ehli beytte olduğu gibi lider liderin yerini alacaklar dediler. Azzi nefsi vel ummel islamiye bi musab eşşuhada lebrar. Allah özlerine rahmet eylesin. Allah'ın durumda yatsın özlerin. Bunlar hak yolunda gittiler. O ummel islamiye de facia oldu. Hastan ashab-ı akide ve mebde. Maalesef bu havaneler, mücrimler, ayları Yahudi'yle oğluylar, İmam Hüseyin'le oğluylar. Ve Allah'tan isteyen inşallah biz de yollarında gideriz. Ala nehcim inşallah yollarında gideriz. Min ecel akidet Hüseyin, akidet Ali ibn Abi Talib sallallahu aleyhi. Yani sarahaten çok eseflendik bu habere. Seyyidin istişhadına, Seyyid Hasan Nasrallah'ın istişhadına bir kaidimiz idi. Yani bir münazil idi. Ömrüm bitirdi bu cihad yolunda. Fi sebil difa an rayetil İslam, fi sebil difa an el mazlumin, fi sebil difa an el arz vel arz vel vatan. Lelesef yani azın hasar oldu sarahaten. Velakin hasar olmaz inşallah. Bir kaid gider, bin kaid gelir. Bir şey gider, bin şey gider inşallah. Fa ile peygamberin vaktinden Hindi kim beladı? Bak peygamberler gitti, imamlarımız gitti, Nadı Kade gitti, Ebu Mehdi Mühendis gitti, Haşkar Süleymani gitti, İsmail Haniye gitti, ve hadi yitirdi ahir şey Seyyid Hasan Nasrallah. Fa inşallah biz hepsi kaldık başımız yukarıda üstkekte. Matul dine defeliyik, ha? Matul İslam'a defeliyik inşallah. Kımınla şuhadetle ve biz de şuhadetle çoğulluk ebeden müstehildi başımız endirağın. Seyyid Nasrallah Siyonist güçler ona onlarca ton patlayıcıyla suikast düzenleyene kadar bir bölge veya grubun askeri lideri değildi. Aksine Nasrallah düşmanları birçok bölgelerde ve savaşlarda yenilgiye uğradığından o dünyadaki tüm ezilenlerin ve zulüm içinde yaşayan insanların lideriydi. Nasrallah toprakları IŞİD çetelerinden kurtarırken Irak'ta özellikle de Nineve valiliğinde onurlu pozisyonlara sahipti. Bizler de Lukata adladılar. Bahir'den, Yunan'dan geldiler. Duel Arabiye'de aldılar yerleri oturdular. Bunlar mecmua minel haramiye. Bunlar kumsu bir harami sürraktılar. Yaşıyla bu müştemi'te fi sebil. Alsınlar bu yerleri alsınlar, istimlek eylesinler. Özlerin övgünde durduğu bu seyyid, Allah rahmet eylesin özüne. Ka himayeten olsun bu kamil beşeriye, kamil bu ümmete. Evvelen ve thaniyen İslam'a bir izze versin. Bunlar isterler bu ümmete nice gör, Musul'a getirtiler Daeş'i, neşkil hecmi eladılar bu ümmeti. Koydular sünni şia tefrik olsun, koydular bu şey olsun. Fi bidayet-i taifi velhamdülillah. قضي الى غزلارنا ببركات المرجعيه فتوى وبكذلك ببركات هذا السيد السيد حسن نصر الله دوره çok büyüğüydü. Her mazlumlarla Filistin'de ve Suriye'de ve bizim Irak'ta ve tahdiden bu şehirde Nineve semtinde, Tilafar'da ve Musul'da ve biz gördük, hazır olduk. Kayıtlar var idi özün emriyle. Gelmiştiler burada bizimle, Irak'ın haşidiyle, Irak'ın ceşiyle yardımcıydılar ve şehit oldular. Yehdüler zalimdiler, sahaynalar zalimdiler.
o Gazze'de 45 bin kusur şehit düştü. Onlara haymaçı ve ögüde gelen kayıt haymaçı Seyyid Hasan Nasrullah'ıydı. Ve kalktılar özünü ihtiyal edildiler. Atnan minel mütefecirat. Seyyid Hasan Nasrullah geçen yüzyılın 90'lı yıllarının başında Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri görevini üstlendiğinden bugüne kadar Siyonist düşmana birçok savaş yaptı. Hepsinden galip geldi ve onları tamamen geri çekilmeye zorladı. Lübnan topraklarında mağlup oldular ve başları eğik çekildiler. Düşman uçaklarının hava saldırısı sonucu Filistin'in ve Kudüs'ün savunulmasından dolayı Güney Lübnan'da şehit edildi. Ya Habibi ya Hüseyin, seyuktel ihvetuke ve ebnauke. Ninova'nın Tarafe ilçesinde Seyyid Hasan Nasrallah için taziye meclisi yapıldı. Tarafe ilçesinde Kutsal El-Ateber Hüseyiniye, Komutan Hasan Nasrallah ve arkadaşlarının ruhu için taziye meclisi düzenledi. İzleyin bize, görelim bu mecliste kimler hazırda ve neler olur ve ne konuşurlar. Hasan Nasrallah qaidiydi, ruhun verdi, fide eladi bu vatanı xatürçü, Palestin xatürçü, Gazze xatürçü, İslam xatürçü bu qanın tökdü. Ve biz de vacibdi bizden özüne məcəlis eləyək, təziyyə eləyək, qaddimliyək, absat mümkündü bu məcəlisimiz. Yani özü qanın verdi bu vatan xatürçü, bu İslam xatürçü. Bugün Müslümanlara, cəmiyə, ümmət Muhammedə bir büyük musibetli gündü. Bu adamın istişadına sebarat. Bir vacipti bizden bir aza eliyak bu adamın istişadına. Lian hum hayatın geçirdi bil cihad zıddı sahayına ve zalimin. Ve bugün İmam Saad'da bi huzurul müminin ve el-Atebel Hüseyniye ve el-Emanel Khassa li mezar Saad bin Akil İkame ile özüne bir aza, bir vacip basit bu adamın hakkında ki bazı hakkını özüne yitirir. Biz bir gün bir İmam Saad'da, Hatebel Hüseyniye, bir yas iladı, rahmatlık, Seyyide, Seyyid Tıkmıkavmel İslamiye'deydi. Yani ürhündük verdi. Yarıştı inşallah ciddisine İmam Hüseyin'e. Seyyidin istişhadlığına Seyyid Hasan Nasrullah ve Bilasınca Rifak'ın istişhad edilenler bu el-ameliyye, el-icramiyye, iki İsrail ve men leffe leffehum bi ennehu kalktılar bu Seyyidi istihaf eylemeğe. Neden de hatır sebebi malumdu bi ennehu bu racul kamil bütün İslam'a ve kamil hayır kimselere hatta yani iğlemde gördüm Mesihiler teessüf eyliydi bi ennehu dey bu Lübnan'a ihtifad ilamıştı. Qatı cüz İsrail geçtiyse hatta iki ağradlarımıza toxanır. Ve lakin bu şahsın abası altında yaşaydık bugüne kimi ve indi bizde bazı mekhaf oldu. Fe bu racul bes yani hakikaten İslam'ın değildi. Hum alem gözün tikmişti, hum hayır. Hum namusuna ihtifad edenler özüne gözün tikmişti bi ennehu mının mukavamasının altında yaşıyorlar, mının difa'ının ve özü de niçe yıllar oldu, 40 yıl oldu. Hakikaten nefsini ve ruhunu ve ailesini ve uşağını hatariyete koymuştu bi ennehu iki bu İsrail'in ve Amerika'nın kanşarında durmuştu. Ve hakikaten var bazı cihetlerle indi kim bir hareket edilmedi İsrail'e ve lakin özü basit diye kuvvasıyla ve basit eslihasıyla tenazül edilmedi bi ennehu ceddisinin Ebi Abdullah el-Hüseyin'in yolunda yeridi.
Lübnan'da şehit düşen Seyyid Hasan Nasrallah'ın ruhuna Tuzur Mantı ilçesinde bulunan Resulullah Camii ve Hüseyiniyesi'nde taziye meclisi kuruldu. Lübnan'da şehit düşen Seyyid Hasan Nasrallah'ın ruhuna Tuzur Mantı ilçesinde bulunan Resulullah Camii ve Hüseyiniyesi'nde taziye meclisi kuruldu. Biz çok memnunuz. Büyük camiden bu taziyeni kurupla Seyyid Hasan Nasrallah çıkıp ve şehit oldu. Yobes Lübnan'dan, Suriye'den ve Irak'tan da, Irak'ın da, İran'dan da belimizi kırdı. Hakikaten şehitliği. Ve biz çok memnunuz. Bütün Türkman hazırlık bu işlere, bu şehit batalımızın taziyesine, durmağına ve düz hürmatı yobes indi. Müstemir dururuz bütün şehitlerimiz için. Bugün düz hürmatta Seyyid Hasan Nasrallah Çevir Meclis Fatiha kuruldu merkezi. Hapı Hüseyinliler millet müşarekası şa'bi ve resmi var idi. Huzur maşallah çok iyiydi. Çünkü memleketimiz çok iyi bilir. Seyyid Hasan Nasrallah'ın kıymeti İslam'da, mezhep yolunda millet neler etti. Düzenlenen taziye meclisinde hazır bulunanlar Seyyid Hasan Nasrallah'ın izlediği yoldan geri dinmeyeceklerini belirttiler. Bugün düz hürmatı bütün şialer çok hazindiler. Çok hazin bir millet olublar. Taziye kurdular muhat. Gelsinler taziyeye. Seyyid Hasan Nasrallah, Seyyid Hasan Nasrallah bir kaid adım idi. İş bütün alemde şialer, amsı kahriyediler, sıkıldılar bir gün. Bir şey Seyyid Hasan Nasrallah için özü medali Palestin medaline gitti. O gerekli bunlar şehit olsunlar. İslam uğrayacak, din uğrayacak. Bunlar gittiler. Böyle buyurdu Ehl-i Beytimiz aleyhisselam ki bütün Ehl-i Beyt nece şehit oldular din yolunda, İslam yolunda. Ve kedalike bizim kıyadalarımız ve kaidlerimiz ve mukavemede çalışan insanlarımız ve büyüklerimiz ve seyyidlerimiz gerek bu yolda kanlarını döksünler. Çünkü kan tökülmese bu yolda bu yol yermez. İmam Hüseyin nece kanını döktü özü ashabı. Kedalike gerek bu mukaveme bu dökşenler bu yahdının kanşarında duranlar mukavemeni başa paranlar gerek kanlarını döksünler. Hizbullah David üssüne 4 adet Fadi füzesi fırlattığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada Hayber operasyonları silsilesi bir parçası olarak ve Siyonist varlığın sivilleri hedef alan katliamlarına karşılık olarak savaşçılarının Tel Aviv'in eteklerindeki askeri istihbarat birimi üssüne ve Mossad karargahını hedef alan balistik füze fırlattığını, füzenin doğrudan isabet sağladığı ve Siyonistler arasında çok sayıda can kaybına neden olduğu belirtildi. Hizbullah ayrıca yaptığı açıklamada Aviv'in yerleşiminde toplanan Siyonist askerleri topçu ateşiyle hedef aldığını duyurdu. Açıklamada operasyonun Gazze şeridindeki Filistin halkını desteklemek, onları yeni direnişin desteklemek ve Lübnan'la halkını savunmak için yapıldığını belirtti. Açıklamada hedefin düşman saflarında doğrudan zayiat verdiği belirtildi. Başbakan Necip Mikati ülkede sürdürülen yıkıcı Siyonist savaş nedeniyle Lübnan'ın en tehlikeli istasyonlardan biriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Birleşik Milletler kuruluşları ve bağışçı ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede Mikati, Lübnan'ın yakınıza durmaya ve halkı korumasına yardımcı etmeye devam etme ihtiyacına dikkat çekti. Türkmen Milletvekili Erşah Salihi, Kerkük nüfus sayımı ile ilgili Türkmen Uydu kanalına özel bir demeç verdi. Önemli bir toplantımız vardı, tadetle ilgili, sayımla ilgili. Yani hem Tahtit Planlama Bakanlığı'ndan hem de meclisin içinde olan Lüznet-i Tahtit-i Strateji Planlama Komisyonu. Şimdi bugün açık bir şekilde konuşuldu. Bizim işgalatımız hardadı. Özellikle Kerkük'te ve diğer anlaşmazlık denilen bölgelerde. Şimdi biz bu tadad başka tadattan fark ederiz. Bu tadad bir tadad es-sukkan ve'l-mesakin. Yani hem nüfus hem mesakin. Burada bizim itirazımız neydi? Diyoruz mesela nazih var. Bu nazih gelip Kerkük'te ne yazılı? Bu bir.
kime üzerine yazılı? Mesela biz bütün vesayihte itimat ederiz 1957 nüfusuna itimat ederiz. Şimdi bu bir fetre sonra bu ne olur? Bu diğer menkar çükleyen bir kere. Burada bir kere hakkı oğlu tayin olsun, hakkı oğlu yer alsın, hakkı oğlu dam alsın. Bu da demografi meseleye tesir eder. Bunu eskiden Kürtler ederdiler. Şimdi Arapler yedirler. Onun için bu bizim için bir hilafi noktadı. Bunu vazah etti gözler için. Bu bir. İki, gelen Kerkük halkı artık kimliğini almaması lazımdı. Peki sen nasıl temiz edesen özünü? Yani adet gelende, istimarını verende. Bu değil, ben sen nasıl inanasan onun hakikatine? O bes hakikaten değil. Sen onu ispat etmek için gerekin bir vesika olsun halde. Bizim muhtarahımız dedik bu müşküle var iken hal oldu ki önceden bütün Irak'ın bitakal muvahede çıksın. Bitakal vataniye çıksın. Bitaka çıktıktan sonra bitakal muvahede olsa içinde rakam ihsai olur. Adad geldiği zaman birisinin yanına bes o rakam ihsaiye uğrar, onun bütün malumatı onun içinde çıkar. Adet efradıdır, filanıdır, özünün neyi var, neyi yoktu. Neyi istirah etsin indi te'adat? Te'adat diyelim, ben bu te'adatı ederim. Hatta bilim ne kadar şehadalım var, ne kadar muavvakım var, ne kadar yani içtimai şeylerim var, tenmiyem var. Ben fukurla zadım. Tamam, iyi bir şeydi ama sen olmaz bunu bizim hesabımıza edesen. Bu nokta hilafi noktaydı özleriden ve biz bu noktanın üzerinde durduk. Bunu bizim için çözün. Bir de mesela bir hülül verdi gözlerine. Acilen pitaka vataniyeni bitirin. Daha asan dolu. Pitaka vataniye bitse asan dolu. Özleri ne diyorlar, tebrirleri diyor. Biz Kerkük'teki bir yerde her eve 3 adet gider. Bir Arap, bir Kürt, bir Türkman. Hatta o aileyden anlaşsınlar, onuyden tefahüm etsinler. Bu dedik bizi şey etmez. Zamın dövücü. Aynı zamanda ayrı bir muhtarah verdik. Kanunu te'dil elavun. Mesela kanunda selavun. Bu te'dattan çıkan netice Kerkük'ün nüfusunun 57'sine tesiri olmaz. 57 üzerine kalı. Bunu zor görürler. Oh, ayrı bir fikre verdi gözlerine. Mesela Kerkük için ve diğer bölgelerdeki tegir demografi olup da oranın istimarasını varaki elavun. Yok laptop içinde olsun. Laptopta her şey oynanılabilir. Varaki olsun, kağıt olsun. O kağıda göre yazılsın. Yani adet gelende kağıtta yazsın. Bu neydi? Ne dövücü? O da gözüyle görsün özünü. Vatandaş onu gözüyle görsün. Ve münakaşa çok çok idim. Mesela Erbil Süleyman'ı Duhok ne diyor? Diyor benim yanımda nazih var. Peki bu nazihler diyor kimin üzerine yazılı? Gelecekte. İntikabatta kimin üzerine olur? Bir hilafi noktadır. Bizim önerimiz buydu. Birkaç ay ertelensin. Yani gelen ay olmasın. Pıtaka muvahede bitsin. Gelin 2025'te de olabilir. Yani Şerdök ile bu ayın içinde olsun. Hasır terkim olabilir. Ama te'dat Şerdök'ü illa 20'sinde 21'inde olsun. Buradan da ben bütün yani ilamımıza, Türkmen ilamına bunu diyorum. Başardı. Eğer gelip gelecekte te'dat olursa lütfen hariçte olanlar gelsinler, özlerini yazdırsınlar. Çünkü yazdırmasa o yarın gelecekte bir kanun çıktığı zaman diyorlar sen 2024'te yokuydu burada. Hariçteydi, bir yerdeydi ya Türkiye'deydi. Bu gelecekte uşağın müstakbeline tesir eder. Mesela bazı vatandaş var indi, Kerkük'lüydü. Ama babası gidip de semavada kalıptı. Bundan 50 yıl evvel. Cinsiyeti uşağının semavadı. Ne kadar burada yer alabilir Kerkük'te. Ve lütfen bu meselelerde ciddi olalım. Yani te'dat olduğu zaman bir günlük hadi gellem. Te'dat olsa ben tavsiye ederim bütün yurt dışında olanlarımız gelsinler. Özlerini yazdırsınlar. Çünkü yazdırmarsa özünü yarın gelecekte başka milletler yazdırırsa ne değil işte bakın o bir milletler sizden çoktular. Ondan sonra bizimkiler valla biz az hukukumuzu aldık, az filan ettik. Ve bu muhimdi. İntikabattı, te'dattı, hayati bir meseledi. İlamımıza temenni ederim buna ehemmiyet versin. İhtisas sahipleriyle de mukabeleler ilavun, görüşmeler ilavun. Bunları daha çok milletimiz anlasın. Türkmeni Vakfı Başkanı Doktor Turhan Kesen'e Allu Antar mezarlığına yaptığı ziyaret hakkında Türkmen Uydu kanalına bir açıklamada bulundu.
Türkmeniyeli Vakfı Başkanı Sayın Turhan Kettene Talafer ilçesinde Allu Antar Kuyusu'na ziyaretinden konuştu. Ve oradaki mağdur Talafer Türkmen halkının kalıntılarını gördü. Ona göre uluslararası örgütlerden bu şehitlerin hakkını yerine getirmek istedi. Biz Türkmeniyeli Vakfı olarak insan hakları merkezli olarak bugün tekrar Allu Antar Kuyusu'nun başındayız. Talafer şehri Türkmenlerin en büyük Türkmen şehridir. Ve en büyük kayıpları Türkmenlerin son dönemlerde en büyük kayıp verdiği yerdir. Bugüne kadar yaklaşık 1500-2000 arası kaybımız var bu şehirde. Ve bu DAEŞ'ten sonra da bu Allu Antar Kuyusu'nda çok atılan insanımız var. Bu insanlar çoğu daha hala buradaydı. Bugüne kadar yapılan bu kazıda 20 metre civarında bir yere inipler. Halbuki bu kuyunu daha varını bilenler bize bu kuyunun en az 50 metre civarında çukurluğu vardı. Şimdi 20 metreye inilip 2 ay önce yakın bir zaman içerisinde geldiler dediler bitti bu iş. Artık kazmayacağız çünkü yoktu artık tapılmaz. Yoktu tapmadık etmedik. Halbuki tabii ki bunlar yalan şeylerdi, doğru şeyler değil. Çünkü biz çok iyi biliriz. Burası tamamıyla Türkmen mazalimin olduğu yerdi. Yani başka kimse yoktu burada. Yezidi yoktu, başkası yoktu, Kürt yoktu, Arap yoktu. Onun için Türkmen mevzularını kapatmak istediler. Yani bugün burada çıkarsa, diye bu 1500 mefkudun bir 700-800 kişi burada çıkarsa büyük bir faciadı, büyük bir şeydi, mezbahadı yani. Biz büyük bir toplu katildi, toplu ölümdü. Onun için bunu istemiyorlar. Ama biz Türkmenli Vakfı olarak ve İnsan Hakları Merkezi olarak hep münaşedelerimiz, her tarafa bu bilgileri göndermek, hayır burada daha var, devam etmesi gerekir. Onların üzerine tekrar mecbur kaldılar, tekrar şu anda devam edildi. Şu anda da baktık daha hala işte dönen çıkartılmış birkaç cüsse. Bugün de kaç şehidin cüssesi var burada. Daha çıkartılmayan burada. Çünkü onu ayrı çıkartmaları gerekir. Onun için ben buradan bu kazı yani biz vakıf olarak ve insan hakları olarak bırakmayacağız hiçbir zaman. Zaten daha var ki buradan alınan görüntüleri, şeyleri bütün dünyaya yaydık. Ve bu yaymaya devam edeceğiz. Ama ben burada münaşedem var. Münaşedem kime? Başta Irak parlamentosundaki insan hakları komisyonu başkanına, Sayın Erşet Salihi'ye. 3 ay önce ben buna dedim, gel buna sahip çık. Gel bunu ol. Sen hem bir Türkmensin hem de bir insan hakları komisyonu başkanısın, lücnesinin başkanısın. Gel çık. Ayrıca Musul ve Telafer naiplerine seslendirem. Lütfen bu meseleye sahip çıkın. Sahip çıkın ki gelin elimize elimize verin. Hem alemiyen hem iklimiyen hem de vataniyen Irak şeyinde bu işi tam hakikatini çıkardık. Bizim ısrarlarımız bir yere kadardı. Bak siz hapuz yetkilisiniz. Gelin bu işi yapak. Bu şekilde olmaz. Türkmençılığımızı görek. Türklüğümüzü görek. Onun için biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Bu şekilde ta son yerine kadar kazılıncaya kadar biz ısrarla her zaman bu şeyi takip ederiz ve ısrarla da her yere yayırız. Bu ziyaretin önemi çoktur. Çünkü Talafer Türkmen halkının çok isteği var ve her konuda. Talafer ilçesi Allu Antar bölgesinden Galip Sto, El Türkmen Uydu kanalı. Türkiye Bağdat Büyükelçisi Anıl Boral ve beraberindeki heyet Talafer ilçesini ziyaret etti. Kez olarak Türkiye Büyükelçisi Sayın Anıl Bora Talafer ilçesini ziyaret etti ve onunla heyet ve Türk Konsolosu ve Türkmeniyeli Vakfı Sorumlusu Sayın Turhan Kettene, Talafer Kaymakamı ile ve daireler müdürleriyle görüştü ve Talafer'de çalışan Türk sivil örgütlerini takip etmek için. Bağdat'ta Haziran ayı sonunda görevime başladıktan sonra başkonsolosluğumuz olan şehirleri ziyaret etmeye başladım. Bu çerçevede Musul'a bir ziyaret gerçekleştiriyorum. Elbette Musul'a gelip de Talafer'e uğramamak mümkün değil. Telafer'e dün Musul'u gezdikten sonra bugün de Telafer'e geldik. Sayın Telafer Kaymakamı'yla bir araya geldik. Telafer için neler yapabileceğimizi, bugüne kadar neler yaptıklarımızı konuştuk. Heyetimizde elbette TİKA, Türk Maarif Vakfı, Büyükelçiliğimiz Tarım Müşaviri gibi temsilcileri gibi arkadaşlarımız var. Onların da desteklerini alıyoruz. Onların da desteklerini, kurumsal kapasitelerini kullanarak yardımlarımızı çeşitlendirmeye, arttırmaya, güçlendirmeye devam ediyoruz. Kaleye çıktık, Telafer Kalesi'ne. Oradaki inşaat çalışmalarını gördük. Orada da keza neler yapabiliriz diye istişare ettik.
Sonrasında Irak Türkmen cephesine geldik. Irak Türkmen cephesinde Şırnak Sanayi ve Ticaret Odamızın da destekleriyle burada öksüz ve yetim çocuklarımıza ufak bir katkımız oldu, bir desteğimiz, yardımımız, yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Türkmen cephesinde de keza cepheyle olan siyasi durumu, ilişkileri ele aldık. Türkmen toplumuyla şimdi başka bir yemek vesilesiyle Telafer'de bir araya geleceğiz. Bugün Telafer'deyiz. Çok önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu bugün Telafer'i ziyaret etti. Beraber biz onu burada karşıladık. Ve Telafer'in kalesini ve diğer malimini falan hepsini gezdirdik, ettik. Aynı zamanda da bizim Türkmenli Vakfı olarak Şifa Hastanemizin faaliyetlerini gezdirdik, gördüler, ettiler. Çok memnun oldular. Çok beğendiler ve bunun gelişmesi için de ellerine gelen desteği vereceklerini söylediler. Tabii biz Telafer'e her zaman için çok önem veriyoruz. Telafer çünkü bizim için en önemli Türkmen şehridir. Ve bundan sonra da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Telafer'e de hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve bunu devamı gelecek inşallah. Türk Cumhuriyeti'nin büyük elçisi Telafer Kalesi'ni ziyaret etti. Vali Şifa Sağlık Merkezi'nin ve Irak Türkmen Cebesi'nin ve çok yoksul öğrenciye ve yetim okul malzemeleri dağıttı. Bir gün şeriflandı Medine-i Tellafar. Benim içine sefir-i Türkiye geldi. Aydan konsül-i Türkiye Musul'daki. Hazır oldular taban makamıya geldiler. Hazır oldu müdera edde ve reis camiamız hazır oldu. Özlerinin bilelerince gelmişti münazlamattiyke bazı münazlamat, mesulin Cumhuriyet Türkiye'den. Taban münakaşa oldu. Ne ihtiyaçtı Medine-i Tellafar, ne ihtiyaçtı, ne ihtiyaçtı. Gelen günler inşallah münazlamat ve cihlanır. Aylaştık bir sığa muayene içine. Kaliye çıktı bi'tibar kala Tlafaran ramzıdı. Baktırla tlafa yani şeye. İndek özleri gene gidecek. Tlafa Allu Antara. Allu Antara bi'tibar 1500 adamımız Türkmen içinde gelipti. Bu adamımız Daesh bazıları da kıdırdı Allu Antara gayri yerde. Tamam bugün çok önemli bir ziyaret oldu. Türkiye Cumhuriyeti elçiliğinden heyet geldiler buraya. Musul'daki başkonsolosla beraber. Biz burada tabii insan hakları olarak Allu Antara'daki yapılan bu katliam Daesh terör örgütü tarafından Türkmenler yapma katliamın şeyini verdik. Özet olarak kendilerine bildirdik. Ayrıca Telafer'de yine de Daesh terör örgütü tarafından yıkılan kalanın çalışmalarını incelediler. Biz de onlarla beraber olduk. Sağ olsun kaymakam bize fikirler verdi. Bazı eksiklikler var Telafer'de. Hastahan olsun, okul olsun. Bizler de inşallah hem İnsan Hakları Merkezi olarak hem Türkmenli Vakfı olarak bu konuda takipçi olduk. Kaymakam benimle görüşmek oldu. Müdürlerle görüşmek oldu. Bazı projeler ortaya tartışma oldu. Bu projeler ne şekilde gerçekleştirir yeni günlerde. Ondan sonra biz ziyarette kalanın, bizim sümbülümüz, Telafer Kalası'nın işleri ya da ne kadar ulaştı hizmet incaz dediğimiz %60'a ulaşıp inşallah yeni günlerde de orada biter. Bir amacımız var, biz de istediğimiz var. Bütün Irak devletinden ve aynı zamanda Büyükelçimizden bize yardım olsun. Telafer Kalası'nın bir de İkinci aşaması, çünkü birinci aşaması 300 metreydi, ikinci aşaması 700 metre civarındaydı. Umarım Allah'tan bizim ve arkadaşlarımız yardımcı olur bunda. Bu ziyaretlerin çok önemi var Telafer halkı için. Ve son günlerde Telafer-i Mehniler çok ziyaret etti. Emar ve yeniden yapım çalışmalar için. Telafer ilçesinden kalıp Sto, El Türkmen Uydu kanalı. Sevgili seyirciler, bugün günlerden 1 Ekim Türkmen Uydu kanalımızın kuruluşunun 11. yıl dönümünü kutluyoruz. İlk günden bu yana Türkmen Uydu kanalı Irak'ta Türkmenlerin sesini, kültürünü, geçmişini, günlük yaşamlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Bugün günlerden 1 Ekim Türkmen Uydu kanalımızın kuruluşunun 11. yıl dönümünü kutluyoruz. İlk günden bu yana Türkmen Uydu kanalı Irak'ta Türkmenlerin sesini, kültürünü, geçmişini, günlük yaşamını ekranlara getirmeye devam ediyor. Gece gündüz yaz kış demeden güzel bir şekilde çalışmalarını sürdüren Türkmen TV bu süreçte önemli başarılara imza atmıştır. Türkmen TV haber, siyasi, eğlence, kültürel programlarıyla Türkmenlerin sesini duyurmaya çalışırken çok farklı süreçlerden geçti.
Türkmen Uydu Kanalı yıllardır Türkmenlerin farklı bölgelerinde vatandaşların yaşadığı her türlü yaşamlarını ekrana yansıtıyor. Türkmen Uydu Kanalı olarak yeni yılımızda izleyicilerimize layık bir şekilde çalışmalar sunmak için birlikte hareket etmeye söz veriyoruz. Irak Medya'nın televizyon kanallarından biri olarak kabul edilen Türkmen TV kanalının 11. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kerkük'lü yetkililer Türkmen TV'de tüm çalışanları kutladılar. Irak Medya'nın televizyon kanallarından biri olarak kabul edilen Türkmen TV kanalının 11. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kerkük'lü yetkililer Türkmen TV'de tüm çalışanları kutladılar. Kerkük Valisi Rebar Taha Mustafa, Irak Türkmen kanalının medya ağı bünyesinde kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti. Vali Irak Medya Ağı'nın özellikle Türkmen kanalı olmak üzere tüm dillerde yayın yapan Irak kanalına en içten tebriklerimi sunarım. Özellikle Kerkük'te ve sevgili ülkemizde parlayan bir alan olarak medyada başarılar diliyorum dedi. Başbakan Danışmanı Dr. Turhan Müfti, bugün Irak Türkmen Uydu Kanalı'nın kuruluşunun 11. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Türkmen Uydu Kanalı'nın 11. yıl dönümü bugün bizim için özel bir gündür. 2011 yılında kanalın açılması ve kurulmasından ilk ve en büyük çabayı biz sarf ettik dedi. Aynı zamanda Türkmen Milletvekili Garip Asker, Türkmen Uydu Kanalı'nın 11. yıl dönümünden dolayı tebriklerini sundu. Öte yandan Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Hazırlık Komisyonu Başkanı Mervan Ani, Türkmen Uydu Kanalı'nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti. Ani, Türkmen Uydu Kanalı'nın yıl dönümünü kutlayarak, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz dedi. Irak'ın ve Kerkük'ün medya alanında önemli bir yer edinen kanalınızın daha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz diye ifade etti. Türkmen Uydu Kanalı'nın 11. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkmen Milletvekili Erşah Salih'den tebrik mesajı geldi. Değerli aziz milletimiz, bugün 11 yıl önce Irak Türkmen Cephesi'nin makamından Türkmen Televizyonu'nun açılışını tebrik ettik. İller geliri buradan hızlı bir şekilde gelirim. 11. il televizyonumuzun devam etmesi münasebetiyle bu defa Irak parlamentosunun içinden Türkmen kütlesinin içinden tebrikimizi sunmaktayız. Geçen defa Kerkük'ten, bu defa Bağdat'tan. Tabii bu televizyonun içinde emeği geçenlere Allah, vefat edenlere Allah rahmet etsin. Başta çok değerli kardeşimiz ki bu televizyonu kurmakta büyük rol vardı, Hasan Özmen. O, onun yanında ben açıkça diyeyim, daha çok televizyonda da o zaman bakan olan Doktor Turhan Müfti ve Nermin Hanım ve burada işleyenler, çalışanlar. Milli irada, milletin, bir milletin iradası doğru olursa istediğini alabilir, hakkını alabilir. Biz hakkımızı Bağdat'tan isteyelim. Bu televizyonu kuranda çok alem tenkit etti bizi. Siz dediler ki hükümetin televizyonunu, işte bizim başka televizyonlarımız var. Dedik ki bu hak mukteseptir. Anlayalım bunu. Siyasatçılarımız boş yere, bir kısmı boş yere bizi intikad etmesin. Bu hükümetten aldığı o haktı. Yani bizden sonra hem Kürtçe'de oldu, hem Süryanice'de oldu, Aşurice'de oldu. Süryani televizyonda oldu. Peki zararı nedir bunun? Irak'ın devleti mukavvinet devletidir. Mahsur diyor ki sadece Arapçın. Mahsur diyor ki sadece bir kesimsin. Onun için bu televizyonu o tarihlerde kurmağında rolü olanlara teşekkür ederim. Bu televizyon da içinde çalışanlara, kadrolara az imkaniyatımızdan iyi bir şeyler yapısız. Allah razı olsun sizden. Az bir imkaniyetten, kameravuzda, masarifuzda, netriyavuzda, arabavuzun gelmeğinde, gitmeğinde
az olmasına ilaveten ama önemli işler yapsız. Onun için biz sağ olsun yeni müdürümüz Kerim Hümadi kardeşimizden de teşekkür ederek bazı matlablarımız vardı. İstediği gözünün o matlabları hemen gerçekleştirdi ve televizyonun geliştirmesi için de adımları atladı. Buradan iş adamlarına, reklam verenlere lütfen bu televizyonumuzu ayakta tutun. Bakın sadece itimat etmeyin hükümetin istediğine. Siz de reklam verenler, televizyona destek verenler verin. İlanımız daha kuvvetli olsun. Tebrik ederim müdür, çalışanlar, ofisler. İnşallah bütün Türkmen bölgelerinde ofisleri olup televizyonumuzun, Türkmen televizyonunda çalışan bütün kadrolara, hapsımıza tebrik ederim. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Şahs Sudan Irak Cumhuriyeti'nin milli bayramı münasebetiyle 3 Ekim tarihinde tüm devlet kurumlarında tatil ilan edildi. Başbakan Muhammed Şahs Sudan Ordu'nun Haşimi Krallığı Kralı, Kral II. Abdullah bin El Hüseyin ile telefonla görüştü. Hizbullah, David üssüne 4 adet Fadi füzesi fırlattığını duyurdu. Allah'tan isteyen inşallah bizlik yollarında gider. Musul'da Haşiş Şabihi kurumunda Seyyid Hasan Nasrallah için taziye meclisi kuruldu. Hasan Nasrallah kaidiydi, ruhun verdi, fide eyledi bu vatanı hatırçı. Tel Aviv'in ilçesinde Seyyid Hasan Nasrallah için taziye meclisi kuruldu. Televizyon da içinde çalışanlara, kadrolara az imkaniyatımızdan iyi bir şeyler yapısız. Türkman TV'nin 11. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkman Milletvekili Erşah Salay'dan tebrik mesajı geldi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.